Herkese merhaba. Bugün tavada kek hazırlıyorum. Üstelik farklı bir kap kullanmadan. Tavan içerisine odasında bir adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, odasında bir çay bardağı süt, bir çay bardağı toz şeker ekleyerek karıştırıyorum. Daha sonra içerisine diğer kuru malzemeleri ekleyeceğim. 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya. Bu malzemeleri tamamen özleşene kadar karıştırıyorum. Sizler daha önce tavada ıslak kek hazırladınız mı? sufra lezzetinde oldukça pratik ve lezzetli oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Böyle pratik kolay tariflerin devamı için de kanalıma abone olmayı, tariflerimden hemen anında haberdar olmak için de bildirim açmayı unutmayın. İyi bir şekilde karıştırdım arkadaşlar. Un topağı kalmadı. Tavuğu masamın üzerine vuruyorum ve ocağın üzerine alıyorum. Büyük gözde, kısık ateşte, kapağı kapağı olarak kısık ateşte 10 dakika pişiriyorum. Kekimiz pişerken biz de bu arada sosunu hazırlıyoruz. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı toz şeker, bir yemek kaşığı dolusu kakao, bir su bardağı sütü alıyorum ve karıştırıyorum. Ocağın üzerinde devamlı karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın üzerinden alıyorum. İçerisine birkaç parça çikolata ekliyorum. İsteğe bağlı eklemeyebilirsiniz de. Ve kekim de bu arada pişti arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kabardı. Bir 2 dakika dinlendiriyorum ve hazırlamış olduğum sosun tamamını ekleyerek en az 10-15 dakika dinlendiriyorum. Daha sonra dilimleyerek servis yapıyorum. Hem sos hem de kek sıcak olmalı arkadaşlar. Bu sayede su lezzetinde oluyor. Dinlenen keki dilimleyerek servis yapıyorum. Görüntüsünü görüyorsunuz. Ben üzerinde biraz hindistan cevizi kullanıyorum. İsterseniz sade veya antep antefrasta da tercih edebilirsiniz. Herkesin tadını çok beğendiği harika bir tarif oluyor. Çayınız demene kadar hazırlayabilirsiniz fırın kullanmadan ocağın üzerinde 10-15 dakika içerisinde kekiniz servise hazır. İsterseniz daha kalın bir kek için daha ufak bir tavada kullanabilirsiniz. Ben büyük bir tava kullandım. 28 santim kadar. Buraya kadar izlediysen lütfen küçük bir emoji olsa bırakmayı unutma. Dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Üzerine biraz Hindistan cevizi ekliyorum. Bol soslu çok lezzetli. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için zilini açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.